Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli velilerimiz, değerli misafirlerimiz, bir veli akademileri programıyla daha karşınızdayız. 2020 Mayıs ayında Ahmet Akın hocamızı, Profesör Doktor Ahmet Akın hocamızı İslam ve insan konulu ziyadesiyle müstefid olduğumuz bir programda ağırlamıştık. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Elhamdülillah yine güzel bir programla kendilerini ağırlıyoruz. Bugünkü programımızın konusu aile içi iletişim. Malumunuz toplumları ayakta tutan ailedir ve aile toplumun özüdür. İslam toplumu aileye ve aile içi iletişime büyük ehemmiyet vermiştir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyurarak aslında bize kısa iki kelimenin içinde büyük bir özetle ailemize karşı sorumluluklarımızı ifade etmiştir. Yine bugün inşallah İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın hocamızla bu başlık üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Allah razı olsun davet ettiğiniz için. Estağfurullah. İnşallah bu günler geçip sizi okulumuzda da ağırlamayı bekliyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan kendi kalemimi ve defterimi hazırladım. Büyük bir sabırsızlıkla anlatacaklarınızı bekliyorum. Hocam buyursunlar, söz sizde. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli hazırını da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Annesi oğluna hadi oğlum sofra hazır. Gel yemeğini soğutma dedi. Torunu ninesine nineciğim sen de gelsene beraber yiyelim dedi. Evladım evin erkeğe gelmeden sofraya oturulmaz. Biraz daha sabredelim isterseniz. Babanız gelsin hep birlikte afiyetle yeriz dedi ninesi torununa. Annesi çocuğun ninesine dönerek anneciğim bunlar eski moda kurallar. Acıkan sofraya otursun yesin. Babası da gelince yer. Ne var bunda? Dedi. Nine, kızım nasıl insanların edebi, hayası ve iffeti varsa evlerinde iffeti ve edebi olur. Dedi. Torunu söze girerek nineciğim evlerin hayası, iffeti nasıl olur? Biraz anlatır mısın? Dedi. Nine derin bir ah çektikten sonra şunları söyledi. Biz küçük birer çocukken anne ve babalarımızın sözlerine cevap yetiştirmeye çalışmaz. Büyüklerimiz odaya girdiğinde hemen toparlanır. Onlara baş köşeye oturmaları için yer verirdik. Sofraya babamız gelir besmele çeker ve haydi buyurun dedikten sonra yemeğe başlardık. Yemeğin sonunda da her gün sırayla bir kardeşimiz yemek duası yapardı. Ailece yenen yemek kadar zevkli bir şey yoktur evladım unutma. Bu sofranın edebidir dedi. Torunu, nineciğim bu kadar baskı sizi nasıl depresyona sokmadı diye sordu. Nine sözlerine şöyle devam etti. Evladım bizim zamanımızda depresyon nedir bilmezdik. Herkes birbirini sever sayardı. Bir derdimiz olduğunda anlatacak büyüğümüz, eşimiz, dostumuz, akrabamız vardı. Sevgi olunca depresyon olmaz. Yemekler lezzetli ve doğal, uykular dinlendiriciydi. Ben depresyonu burada duydum, şehirde duydum. Artık hiçbir şeye saygı kalmadı. Bak evlere bile saygı yok. Görüyor musun? Akşam olmuş ama kimse evinin perdesini örtmemiş. Evlerin içi görünüyor ama kimse utanmıyor. Biz eskiden daha hava kararmadan kalın perdeleri çeker, ondan sonra evin lambalarını açardık. Perde kapalı olsa da üzerimizi odada değiştirmeden önce ışıkları kapatıp bir yere çömelirdik. Gölgemiz dışarıdan görünmesin diye. Evin edebi perdelerinden belli olur. Bu arada evin gelini mahcup bir biçimde mırıldanarak haklısın anne dedi ve perdeleri çekti. Ne devam etti dert yanmaya ve eski güzel günleri anlatmaya. Evlerin etrafında kocaman duvar olurdu ama yine de kimse avluya çamaşırlarını ulu orta asmazdı. Ev halkından bile haya ederlerdi. Bir keresinde ben henüz 9-10 yaşındayken içliğimi öndeki ipe asmıştım. Annem beni fena azarladı. Kızım babam bugün avluya çıktı ve senin içliği nasılydı? Utancımdan yerin dibine geçtim. Bir daha ulu orta çamaşırlarını asma. En arkadaki ipi as. Üstüne de uzun bir tülbent ört. Altında ne olduğu görünmesin dedi. Evladım, iffet ve edebi insandan alırsan hayvandan ne farkı kalır? Ama bugün öyle mi?
Geçenlerde bir balkona çıkayım dedim. Bir baktım karşıdaki komşu bütün çamaşırlarını orta ipe asmış. Ben utancımdan hemen odaya geri girdim. Bugün yemekleri herkes sokakta yiyor ama kimse kul hakkı, göz hakkı nedir umursamıyor. Eve alınanları herkes görüyor. Olan var, olmayan var. Başkalarının nefsi çeker, bereket olmaz. Torun nineciğim, devam eder misin? Çok etkileyici anlattıkların dedi. Nine evladım unutma, evin edebi var. Ev içinde yaşananlar başka insanlara anlatılmaz. Yenilip içilenler başkalarına söylenmez. Arada tartışma, sürtüşme de olsa başkalarıyla paylaşılmaz. Bunlar evin iffetidir. Böylece problemler kolayca çözülür. Tartışmalar büyümeden kapanır. Torunum nineciğim, şimdi sosyal medya var. İnsanların yediklerini, içtiklerini, nereye gittiklerini, neleri aldıklarını orada paylaşıp binlerce kişiye gösteriyorlar. Nine, evladım bunlar çok ayıp şeyler. İnsan yediğini, içtiğini anlatır mı? Ne demiş büyüklerimiz? Yediğin, içtiğin sana kalsın. Bana gördüğünü, bildiğini anlat. Yani bana ibretlik bir durum varsa söyle de ders alayım. Diğeri tecessüs denilen gereksiz meraktır oğlum. İnsanı yorar, vesveseye sürükler. Gelin daha fazla dayanamadı ve muhabbeti ortak oldu. Çok haklısın anneciğim ama maalesef daha ileri durumlar var. Mesela kadınlar ve erkekler eşleriyle en mahrem hallerini ve yakın temastaki resimlerini paylaşıyorlar. Bir de bunların beğenilmesini bekliyorlar dedi. Yine evladım bunlar kıyamet alametleri herhalde. Biz beyimizle yan yana yürümekten ar ederdik. Dul kalanlar var, hiç evlenmeyenler var. Bunlar iç geçirmesin diye. Onların yaralarını değişmeyelim, gönüllerini incitmeyelim diye. Şimdi kavgada, sevgide, sokakta ne hallere kaldık? Mahremiyet olmazsa samimiyet olmaz, bereket olmaz. Büyüklere saygı olmazsa bereket olmaz. Şimdi karı koca çalışıyor yine de borçtan kurtaramıyorlar kendileri. Çünkü deden yine evde yok. Unutma kızım, evin iffeti perdedir. Sevginin iffeti mahremiyettir. Bedenin iffeti tesettürdür. Utanma ve haya imandandır dedi. Gelin haklısın anneciğim. Haklısın anneciğim. Biz haya ve iffetimizden uzaklaştıkça bunalıma ve buhrana gidiyoruz dedi. Torun da kaşığı elinden bırakarak ben de babamın gelmesini bekleyeyim dedi. Yine bu güzel ve anlayışlı torunu ile kızını görünce Rabbine şükretti. Evet, şimdi değerli dostlar, bu çok eski değil. Bir 10 yıl önceki, belki de 15 yıl önceki bizim aile yapımız. Şimdi bunlar değiştikçe bu özellikler, mahremiyet, iffet, edep, haya, efendim tabii hem erkek için hem kadın için bunlar azaldıkça depresyon artıyor, iletişim bozuluyor. Ondan sonra dayanıklılık azalıyor, ruh sağlığı insanların çöküyor. Çocuklar megaloman, narsist, beğenmeyen, kanaat etmeyen, şükürden uzak bir boyuta şey yapıyor. Ben geçenlerde bir yerde konuşurken dedim ki bu çağda alternatif doğum günü kutlama nasıl olur? Bunun üzerinde konuşalım biraz. Çocuğunuz artık özel okullarda hediyelerin markasına bakıp geri veren çocuklarla ilgili bana bazı zaman zaman ne yapalım bu çocuğu diye, anne babalardan nasıl davranalım diye şeyler geliyor. Yani markasına bakıp beğenmiyor yiyeceği, içeceği veya giyim kuşamı. Şimdi ben de şöyle dedim, küçük yaşlardan itibaren hani artık bu materyalist ve kapitalist çağda aile içi iletişime de geleceğiz ama bu konular biraz daha önemli. Çocuğunuz mesela doğduğu gün bizim telefonlarımızda efendim, benim de öyle yani. Ben şimdi açsanız benimki de öyledir. Bürokrat numarası, işte efendim ne bileyim siyasetçi numarası, işte STK önderi, ne bileyim tanınan iş adamı falan. Onların numaralarını almaya özen gösteriyoruz. Ama bu şunu gösteriyor bize. Dostlarımız azaldı. Ama arkadaşlarımız arttı. Telefonlarımızın filistleri kabardı ama yalnızız. Birer birer artıyor yalnızlığımız. Kalabalıklar içerisinde yalnızlaşıyoruz. En az bir Müslümanın telefonunda en az belki de daha fazla olması lazım. Bakan kadar, bürokrat kadar, müsteşar kadar, müdür kadar, profesör kadar fakir, yetim, miskin. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize bakanı gözet, müsteşarla iyi ilişki kur, bürokratı hatırla demiyor. Yetimi hatırla, yoksulu hatırla, akrabayı, taallukatı hatırla, sıla-i rahim,
Ondan sonra acizi, düşkünü gözet. Bu emirler böyle. En az onun kadar olması lazım. Şimdi böyle bir telefon listemiz var. Çocuğumuzun doğum günü. Hadi evladım gidiyoruz. Nereye anne baba? Bir yere gideceğiz. Bir iyilik yapacağız. Hemen gidiyoruz bir markete. Oradan dolduruyoruz. Ne kadar yani çok 1000 liraya, 500 liraya, 300 liraya gerek yok. 50 lira olur, 30 lira olur. Pirinç, makarna, şeker, yağ küçük. Bir torbada çocuğumuza veriyoruz. Oğlum sen de buna şeker, çikolata, lollipop, eti puf doldur. O telefonumuzun yarısında olan o fakir, yetim, miskin, aciz, düşkün. Daha doğrusu bize verilen malın aslında onlar hak sahipleri. Belki bizden daha fazla hak sahipleri. O malın temizlenmesi, bereketlenmesi, hasbilik, ondan sonra infak. Böyle büyür çocuk. Evladım bunlar da sen. Bu şaka değil. Bu anlattığım çok şu an ben yani depresyonun panzehirini anlatıyorum. Narsisizmin panzehirini anlatıyorum. Böyle bir nostalji falan anlamında değil. Çünkü bunlar gelecek bize yakında. Biz bunları yani para verip söyleyeceğiz insanlara. O da onu dolduruyor. Gidiyoruz eve. O telefonla arıyoruz. Onlar bizi rahatlatıyor bu numaraların olması. Kendimizi güvende hissediyoruz. Çünkü vereceğimiz bir şeyler var. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki buyuruyor ki vellezine yeknizune zehebe altını biriktirenler vel fızzate gümüşü biriktirip vela yunfikuneha infak etmeyenler fi sebilillah Allah yolunda febeşirun bi azabin elim onlara çok acı bir azap müjdeliyor. Müjdele diyor Efendimiz'e. Biz şu anda biraz bu ayetin tanımına uymaya başladık. Altın gümüş. Sonra gidiyoruz oraya. Fakir kardeşimiz Suriyeli var. Yani onlarda sıkıntı yok. Arayan bir şey yapar. Biz onlara kardeş emanetimizi getirdik. Bu bize Allah'ın verdi. Sizle paylaşmak durumundayız. Kendiniz için, sizin için değil. Yanlış anlamayın yani. Bunu size kendi iyiliğimiz için, arınmamız için. Çocuğumuz, oğlum sen de kızım sen de git şurada bak kardeşlerine girdiğimizde hemen paylaş. O da onlarla bir sosyalleşiyor. Emniyet ihtiyacı. Şu anda paranoyak bir dünyaya gidiyoruz. Çıkışta da diyoruz ki oğlum kızım bak Allah seni bize bahşetti, nasip etti. Çok şükür. Bak sen olmasan belki biz bugün senin doğum gününü hatırlayıp senin için, senin adına bir iyilik, hani bir ağaç dik diyorlar ya bakın. Bak sana biz böyle iyilik anlatılır yani online şeyle anlatılmaz. Ben her yerde söylüyorum şu anda. Online zekat, online bağış öyle değil. Yani temas ederek, vererek, dokunarak o efendim sosyal güveni, sosyal aidiyeti, sosyal tutkalı paranoya böyle hazırlanır. Ben bir makale yazmıştım. Zekat paranoyanın ve toplumsal güvenin panzehiridir. Yani şu anda en büyük sorunumuz o. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Diyoruz ki çocuğumuza da Allah'a şükür sen bize. Ama bunu 15 yaşında yaparsan olmaz. Bunu 3 yaşında, 4 yaşında. Çocuk o kadar güzel bir tüccar ki. Ben bir geçen şeyde gördüm. Bir video dolaşıyor. Belki siz de görmüşsünüzdür. Babası, dedesi ve torunu. Babası dedesinin önüne ayakkabısını koyuyor kapıda. Beraber çıkıyorlar üçü. Çocuk nasıl gözlüyor biliyor musun? 4 yaşında bir çocuk o babasının dedesinin önünde ayakkabı koyma biçimini nasıl koyuyor, ne hangi anda koyuyor falan ve o an aynılarını yapıyor babasına. Çocuk güzel bir tüccar derken bunu söylüyorum. Yani bu anlamda kullanıyorum bunu. Anlatmaya gerek yok. Çocuğum şöyle yap böyle parmak izleriyle gitmiyor çocuk. İşaret parmaklarıyla gitmiyor. Bizim nereye gittiğimize bakıyor. Ayak izlerimize bakıyor çocuk. Ondan sonra onu yani küçük yaşlardan çocuklarımıza ben en çok iletişim falan hepsi önemli ama şu çağda ihtiyacımız olan şey bakın kuşaklar falan diyorlar ben onlara da pek inanmıyorum Z kuşağı bilmem Y kuşağı X kuşağı onlar daha önce de belki
söylemiş olabilirim. Bu kuşak aldatmacası diyorum ben buna. Bize bir sınır çiziyorlar, Z kuşağı. Mesela sizin çocuklarınız Z kuşağı. Size şöyle bir sınır çiziyorlar. Hep bunu anlatıyorlar, hep bunu okutuyorlar. Bunları duyuyoruz hep. Nedir? İşte anne babaya az saygı gösterir. İnternetten başını kaldırmaz. O zaman biz diyoruz ki Allah'tan benim çocuk 1,5 saat oynuyor. Bak normalde 5 saatmiş bundan oynama süresi. Kitap okumaz, haz odaklı, keyfinin peşinde gider, sorumluluk almaz falan. Bize böyle kötüyü gösteriyorlar Z kuşağıyla. Sonra bize ölümü gösterip sıkmaya razı ediyorlar. Çocuk da şöyle diyor. Bunu çocuk da duyuyor tabii, Z kuşağı okuyor sağda solda. Diyor ki ya demek ki benim saygılı olmama gerek yok. Bu babamın göreviymiş. Efendim ben ne sorumluluk alacağım? Ben hazımın peşinde koşan birisiymişim. Ha demek bizim ortalama internet oynama saatimiz 15 saatmiş günde. Veya 5 saatmiş neyse. Demek ki benim Filistin'le davayla derdim olmaz falan. Bu çok önemli bir politik psikolojik projedir bu Z kuşağı. Hem anne babayı ikna ediyor. Belli bir düzlemdeki davranış zeminine hem de çocuğum. Şimdi Z kuşağı olarak görünce bazı şeylere razı olursun. Ama bir bakıyorsun 13 yaşında iki çocuk, 15 yaşında iki çocuk. Biri 4-4'lük, öbürü bazı yerlerde şey var, sorun var. Neden? Ben hep bu sorunun cevabı neden? Neden sorusunun cevabı evde ne kadar varsın sorusunun cevabıyla eşittir. Evde 3 saat varsan anne olarak baba olarak 3 saat evde olan anne babanın çocuğu olur o. İşte az önceki gibi mesela bunlar konuşuluyor mu bilmiyorum. Perdeyi örtmek, gelin bir hafta içi bir günümüz, perşembe akşamları Yasin Tebarek okuyalım, bunu küçükten evimizin bir köşesi mescidimiz olsun, orada bir seccademiz olsun, çocuk ibadet edilecek bir bölüm olduğunu bilsin. Hazreti Süleyman ordusu gelince karıncaların reisi evinize girin. Udhulû mesâkinek diyor karıncalara. Ev emniyettir, ev güvendir. Evde çok duranların bakıyorum bir çocuklarıyla. Ev dediğim yani beraber ev. Şöyle evler de var. Onlara helikopter ebeveyn diyoruz. Anne yandaki odadan WhatsApp üzerinden yazıyor çocuğuna. Evde doğru. Sabahtan akşama kadar belki telefonla. Oğlum ödevini yaptın mı? O da yaptım diyor. Çocuktan haberi yok. Annenin babanın birbirinden haberi yok. Çocuğun anne babanın şöyle anne babanın checklisti var elinde. Checkliste gitar kursuna gittin mi tik atalım. Ondan sonra 50 tane matematik sorusu çözüldü mü tik atalım. Efendim yüzmeye gidildi mi tik atalım. Efendim işte şu elbise alınacaktı, ayakkabısı eskimişti, azıcık kenarının bağcığı kopmuştu, onu hemen tamir ettirmemiz lazım. Ama bizim çocuğumuz dışarıda nasıl eskimiş ayakkabıyla gezer, nasıl işte o eskimiş ayakkabıyla gezdirmediğimiz çocuğumuz yırtık kot giyiyor. Bizim düşük belli pantolonumuz yoktu, belimizde kuşak vardı, yırtık giymezdik ama yamalı giyerdik. Şimdi yırtık kotlara çocuklarımız hangi şeyden olursa olsun. Ya anne baba da giyiyor artık. Paçası yırtık. Yani bu moda denen insanı sürü psikolojisi, kitleler. Gustav Le Bon'un Kitleler ve Psikolojisi kitabı var. Çok müthiştir. Orada kitlelerin mütecanis özellikleri, kitlelerin sirayeti, kitleyi ikna ederek toplu katliam yaptırıyorsunuz. Şurada sokakta 10 kişi birine vursun. Diğeri ne olduğunu sormadan gider 11. kişi olarak vurur. Şöyle düşünün. Ya bir taciz vardır ya bir hırsızlık vardır. Yani bu kitle, moda kitle psikolojisinin bir konusudur. Şu anda her şeyi onun üzerinden yaptırıyorlar, onu biliyoruz artık. O yüzden çocuklarımızla yaptığımız şey de ben hep söylüyorum yamalı giydirip. Ben biraz ayrık bakıyorum. Belki ki iletişim kitaplarında yazmaz bu. Ama ben o 5 sevgi dili, etkili insanların 7 alışkanlıkları gibi psikologların okuttuğu
okuttukları. Beş sevgilini ne zaman okutuyorum biliyor musunuz? Birine okuyun diye tavsiye ediyorum. Boşanacaksa, boşanmasına bir hafta kaldıysa artık kesin idare edemiyorsa diyorum bunu okusun, rahat boşansın. Çünkü orada o kitabı okuyan evlenemez. O kitabı okuyan boşanır. Ne yazıyor içinde? Belki içinizde okuyan vardır. Armağan alma. Bizimki tik atıyor. Yok armağan alma. Almamış. Nitelikli birliktelik. Öyle bir İngiliz'in alışkanlığı gibi bir alışkanlığı yok. Fiziksel temas, onay sözleri, hizmet davranışı. Okuyor bizim gençler. Buna göre geliyor Ağrı'dan, Edirne'den, hadi bir de Mersin'den arıyor. Eş yok ki, o kitaba göre bakarsan olmaz. Evleniyor, evlendikten sonra o kitabı okuyor. Birileri de zaten seviyor. Benimki aynen böyle, bak bu kitaptaki ne oluyor? Herkes şimdi sanal, ne diyelim, sosyal medya kabarcığı oldu ya. Yani böyle herkes harika, herkes ipek kozası içerisinde evliliği. Herkes onu gösteriyor. Aslında içeride kan ağlıyor insanlar ama Instagram'a şuraya buraya onu koyuyor. Şimdi onu okuyunca ona göre bir standart belirliyor. Yani bu benim bahsettiğim belki iletişim şeylerinin dışında, standartların dışında ama ben insanı arıyorum şu anda. Şu anda benim yaptığım şeyler, çünkü hani Mehmet Akif diyor ya, Müslümanlık nerede, bizden geçmiş insanlık bile. Şu an insan tanımını yeniden yapmaya yöneliyoruz. Bakın insan tanımı yaparken artık mahremiyet koymuyoruz içine. İnsan tanımı yaparken sosyallik koymuyoruz içine. İnsan tanımı yaparken bağlılık, bağlanma koymuyoruz. İnsan tanımı yaparken haz koyuyoruz, materyalizm koyuyoruz, modernite koyuyoruz. İletişim de buna göre boyutlanıyor. Benim babaanneme dedem ayna almış, sırma işlemeli kenarlara. Babaannem hala saklıyor. Niye aldın dediğinde demiş ki buna bak da benim sana senden daha vereceğim güzel hediye yok. Bunu tam diyememiz de buna benzer bir şeyler söylemişti utanarak. Şimdi böyle bir hediye tarzı, böyle bir sosyalleşme aracı yok. Materyalist bir hediyeleşme, materyalist bir her şey maddi değerler üzerine kurgulamış sorun bu. Gazali çocuğun gelişmesi, büyümesi, insani vasıfları kazanması, yetişkin olması diyelim kısaca, olgunlaşmasının göstergesi olarak işte bu az önce anlattığım o tik tik şeyleri yapan, işte gitar kursu, spor, yüzme, kişisel gelişim, hobiler, hobin var mı? İlk sorulan şey, hobi. Evcil hayvan besliyorlar. Evcil hayvan besleyenlerin, gençlerde şu anda onu çok görüyorum. Mesela evcil hayvan besleyenlere şöyle bir şey düşünüyorum. Yani birebir orantı yoktur ama şunu gözlemliyorum. İslam camiada evcil hayvan besleme oranı arttı. Ve bunlarla poz verme oranları da arttı. İnsan artık bunlarla poz veriyor. Ama insani ilişkiler zayıfladı. Mesela artık anne baba o evcil hayvanları... onlar belki büyük ihtimalle, çünkü ben toplumları gözlemliyorum, aynı aşamalardan geçiyorlar aşağı yukarı. Mesela Avrupa 20-30 yıl önce bu işlere çok önemliydi. Şimdi tabii oraları geçtiler artık. Hayvana bakamıyorlar. İnsana bakmaya geçtik, hayvana da bakamıyorlar. Ayık gezmiyorlar çünkü. Marona bir yandan işte başka uyuşturucu maddeler, işte ne bileyim bohem yaşıyorlar, ilginç evlilik tarzı, ilginç evlilik demeyelim, birlikte olma tarzı. Mesela Fransa şu anda evlilik sözleşmesinin nikah şartı saymış. Diyor ki Fransızlar, niye nikah yapayım? Evlenmesi zor, boşanması zor. Sözleşmeyle evleniyorlar. Aynen bir araç satın alır gibi. Sözleşmeyi karşılıklı notere gidip iptal ettiğinde boşanmış oluyorsun. İnsan tanımı dediğim bu. Yeni bir insan tanımı. Gazali bu tik atmıyor. Yani mesela işte gitar kursu, hobiler, işte evcil hayvan, biz gelişmişliğin yani biz insanın gelişimini, Müslümanın şahsiyetinin kriterlerini ne olarak koyuyoruz? Bunu çok çok iyi belirlememiz lazım. Bu evcil hayvan besleme örneğini siz de belki gözlemliyorsunuzdur çevrenizde. Bunların çoğu
anne babasının huzurevine koyma olasılığı yüksek olacağını düşünüyorum. Batı böyle çünkü. Çünkü sevgi 700 parçaya bölünecek şey değil. Yani Allah'ın sevgisini kalbinden çıkarınca dünya sevgisi giriyor. Dünya sevgisini koyunca işte Allah'ın sevgisi azalıyor. Hepsini bir araya yapıp dengeli dağıtmak, ne kadar çok şey ayıracaksak. Gazze o tikleri atıyor. İşte spor kursu, hobi, iyi şey falan. Bunları soruyor. Helikoptere bebeğin bu. Çocuğun üzerinde mükemmelliyetçi, titriyor. MBS yok ama. SBS var, OKS var, LYS var, ÖSS var. Bütün sonunda S. Üniversiteye giriş, orta öğretime geçiş, KPSS, ALES, UDS falan yabancı dil. MBS yok. Mahşerdeki büyük sınav MBS. Bu checklist'te o yok. Modern anne babanın checklistinde MBS yok. Çocuk böyle olunca, anne baba böyle helikoptere bebeğin olunca, bunu da bir çocuk söylemiş. Anne babası soruyor tabii. Ne yaptın oğlum? Okuluna gittin mi? Hobine gittin mi? Gitarını aldın mı? Yüzdün mü? Aa, senin bugün inanmıyorum. Nasıl olabilir? Yüzme kursunu kaçırdın. Aman Allah'ım, ne yapacağız? Bu ay artık mahvoldu. Sen bugün yüzemedin. Olamaz, ahşap boyamanı yapmadın. İnanmıyorum. Sen boncukları dizmemiştin. Bugün o görevin vardı gibi. Ondan sonra karton boyamanı yaptın mı, maket uçağını yaptın mı? Çocuk da bunu, annesi böyle, babası böyle davranınca demiş ki, anne ya yeter demiş ya, helikopter gibi tepemde dönüp duruyorsunuz demiş, yani bir rahat bırakın beni. Bunu söylüyor 11 yaşındaki bir çocuk. Bunu anlatınca anne baba psikoloğa, o psikolog da helikopter ebeveyn kuramını geliştiriyor. Böyle olunca, anne baba helikopter ebeveyn olunca, çocuk da anahtar çocuk şu an. Çocuklar anahtar çocuk. Ne demek? Evle bağ manevi değil. Evle bağ dini değil. Evle bağ uhrevi değil. Evle bağ ashab-ı suffenin mektebi gibi değil. Çünkü anne babanın öyle bir bağı yok. Anne baba çocukların istediği her şey MBS'ye değil OKS'ye. MBS'ye değil LYS'ye. Hep dünyevi sınavlar. Çocuk da ne oluyor? Anahtar çocuk. Eve giriyor, anahtar. Yani evle tek bağ kapıyı açıp kapamak. Evle tek ilişkisi kapı. Kapıyı açtı mı? Zaten anne babalar da artık çocuklara anahtar veriyorlar. Çünkü annenin nerede olacağı belli değil. Babanın nerede olacağı belli değil. Avrupa böyle değil, onu söyleyeyim. Avrupa şu anda çok uğraşıyor aileyi tekrar şey yapmak için, ama olmaz. Orada geçti artık. Çünkü onlar insan bakım evleri kurdular. İnsan bakım evi kuruluyorsa toplumda, o toplum iflah olmaz. Lyon'da People and Baby Crash. Baby'yi biliyoruz. Crash'in ne olduğunu da biliyoruz. Bakım evi demek. Baby Crash'i anladık da People ne diye bir gezeyim dedik içini orada. Beş katlı yer. İlk iki katında dede ve nine, pardon, ilk iki katında 0-5 yaş arası çocuklar, ortada müdüriyet, 4 ve 5. katta da 65 yaş üzeri dede ve nineler. Şu anda Avrupa'nın da en büyük bütçeli projelerinden birisi, haydi kreşteki çocuklarla huzurevlerindeki dede ve nineleri buluşturalım. Materyalizm böyle. Önce senin doğal yapını bozar. Zaten doğal olarak insanın babasıyla, annesiyle, dedesiyle, ninesiyle yaşaması. Çünkü kültürel aktarımı o sağlayacak. Kimse sağlayamaz. Bakın biz onlar bile göç yaparken, göçte bir göç ederken tehlike hissettiklerini, mesela bir şey aslan, bir sürü aslan veya bir fil sürüsü veya nehrin kenarından geçerken timsah şeydir. Hemen o grup, o küçük aile, büyük ailelerin içerisindeki tabii küçük aile, zaten beraber gidiyorlar. Hemen halka oluyorlar. Bakın bu çok önemli. Aslında insanların hayvanlardan da çok kadar ders var ki, iletişim anlamında da, neslin devamı, kültür anlamında da. Hemen halka olup yaşlılarını o halkanın içerisine alıyorlar. Genç yetişkinler önde. Mücadele güçleri daha kuvvetli olduğu için onlar önde. Çünkü biliyorlar ki biz bu dedeyi ve nineyi kaybedersek, bir dahaki yıl buradan geçtiğimizde tehlikenin nerede olduğunu bunlar biliyor. Nehrin neresi
30 kere geçmiş çünkü bizim dedeneğine burada. Nehrin neresinde tuzak var, neresinde derinlik var biliyor. Yol boyunca nerede su yolları var biliyor. Yani bu, bizon bunu anlıyor. Dedeninin evde olması, kültürel aktarımı sağlaması, şeyi bugün 60 yaş üzeri hangi dedeniniyi getirirseniz getirin size anlatacağı peygamber hikayesi, peygamberler hayatı. En az 10 tane peygamberin hayatını bilir. En az 5 tane evliya hayatını bilir, duymuştur. Yarım yamalak ama anlatır. Beyaz Bestami anlatır, İbrahim Ethem'i anlatır. Onlar bin, mesela benim babam, biz Erzurumluyuz. Erzurum'da tanımadığı yok. Sizin de öyledir. Yani diyorum baba nasıl tanıyabiliyorsun bu kadar kişiyi? Yani sorun ona birini, muhakkak o olmasa da onun komşusunu tanır. Böyle bir bağ. Biz 40 yaş 35-50 yaş arası diyelim. 35-50 yaş arası 300 yetişkinle büyüdük ortalama. Amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz, komşumuz, taşındığımız yerdeki komşumuz, mahallenin serserisi, bakkalı, esnafı, işte nalburu, serseriden bile bir şey öğrenmişliğimiz vardır hepimizin. 300. Şu an 15-16 yetişkinle büyüyor çocuklar. Bu çok ciddi bir arıza. Kültürlenme yok. Kültürlenme şöyle, insanoğlu muhakkak kültürlenir. Bu bir ihtiyaç. Bu bir ontolojik ihtiyaç. Muhakkak o kültürü alacak ama biz veremiyoruz. Sorun burada. O kültürü diziler veriyor. İşte Cumhurbaşkanımız söyledi diziler mi? Ama öyle söylemeyle de olmuyor. Bunun altyapısı var. Yani bunu bizim kesinlikle... Yani bazı şeylerin değişmesi lazım. Şimdi burada her şeyi tam olarak söyleyemiyorum. Bazı şeylerin artık ne denir buna? Kuantum dönüşüm efendim. Bazı şeylerde radikal dönüşümler. Sorunu koyduk mu? Evet. O zaman konuşmayalım daha fazla. Ne olur, ne biter, kim ne der? Şu çözüm bu. Bu olmayı, bu kültürlenmeyi işte o dediğiniz sayılır. Çocuğun da evle bağı, ahtar çocuk olunca, ebeveyn, helikopter ebeveyn olunca, çocuk İbrahim Ethem'i duymayınca, tekerleme duymayınca, ninni mesela ben çok önemsiyorum. Genç annelerin en az 30 tane ninni bilmesi lazım. Çünkü kolektif bilinçaltı denen bir şey var. Değer lazım. Kolektif bilinçaltı o kadar önemli ki bizi biz yapan. Biz beni ben yapanı biliyoruz. Bireyselliğimizi, haklarımızı, özgürlüklerimizi ama bizi biz yapan. Çok daha önemli. Çünkü insanoğlu yalnız yaşayamaz. İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. 13 milyon yalnız var. Hatlar kuruldu. 13 milyon yalnız. 8 bin, 9 bin çalışan var. Şu an yetiştiremiyor İngiltere bu çalışan hatlarda. Alo 800'lü hat arıyorsunuz. Yalnızsınız, anlatacak kimseniz yok. O hattaki karşıdaki diyor buyurun sizi dinliyorum. Ah evladım bugün yaşlı genelde. Bugün şuraya gittim bana şuradaki tersede öyle mi teyze Allah kolaylık versin. Ondan sonra evladım markete gittim. Oradaki şey bana yarım kilo et istedim vermedi. Biz en az bir kilo veriyoruz dedi. Aha işte o da dedikodu yapıyor yani hattaki. Öyle mi? Allah onun bildiği gibi yapsın falan. Böylelikle çünkü başka türlü ayakta duramıyor. Anlatacak kimsesi yok. Hatlar kurulmuş ve bu hatlarda çalışmak için dedikodu eğitimi alıyorsunuz özel. Çünkü başka türlü nasıl olacak? Dinleyeceksin, açacaksın konuyu falan. 13 milyon yanınız var. 13 milyon yanınız ne yapacak? %14'ü intihar edecek veya intihar eğiliminde bulunacak. Yetişemiyor bugün İngiltere intihar sorunlarını. Bu sefer Yalnızlık Bakanlığı'nı 2018'in Ekim ayında kurduktan sonra 2019'un ortalarına doğru pandeminin başlamadan önce bir de yalnızlıktan kaynaklanan intihar bakanlığı, pardon, intihardan sorumlu genel müdürlük. Avrupa böyle şeylerle uğraşıyor. Biz de bakıyoruz Avrupa'da ne var? Evcil hayvan besleyelim. Avrupa'da ne var? Kot moda giyelim. Avrupa'da ne var? Starbucks kafe içelim. Starbucks kafede içene haya edebi de zor öğretirsin. Ha, Gazali söylüyor. Gazali haya ve edebin göstergesi olarak konuşma, şiir yazma, düşünme falan değil. Tek bir ölçütü var. Utanma. Utanan çocuk gelişmiştir diyor. Bakın ne kadar mükemmel bir ölçüt.
utanan çocuk, utanmayı beceren çocuk yaşı kaç olursa olsun gelişmiştir. Onunla her şey yapılır, mahremiyet. Utanmayı beceremeyen de kaç yaşında olursa olsun ondan uzaktır. Çünkü utanma haz ertelemeyi beraberinde getiriyor. Bugün aile içi iletişimde çocuklarla yaşayamadığımız en büyük sorunlardan, çözemediğimiz en büyük problemlerden birisi ve yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi, çok konu var tabii. Süremizde bir 10 geçelim. 50 geçe bitireceğim inşallah. Haz erteleme. Bunu da not alın bence. Haz erteleme müthiş bir şey. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik. Bununla ilgili deney yapmışlar. Ben konuştuğum şeylerin hepsi akademik temelli. Deney yapmışlar. Çocukları bir odaya koyuyorlar. Bir masanın başına. Masanın üstüne de bir çikolata koyuyorlar. Pardon, özür dilerim. Marshmallow. Deneyin adı da marshmallow deney. Bir yumuşak şeker koyuyorlar. Marshmallow. Bu jelibon tarzı bilirsiniz. Çocuğa diyorlar ki, deneyici. Ben gidiyorum. 5 dakika sonra geleceğim. 5 dakika içinde bu şekeri yemezsen sana geldiğimde bir tane daha vereceğim. Ve kayıtlar alınıyor. Çok sayıda çocuk. Hatta bu deneyler şu anda da tekrar ediliyor. UPenn'de, üniversitede. Benim de bir arkadaşım o deneyleri şu anda koordinatörlüğünü yapan kişiyle beraber. Ben gördüğüm videolara yani. Şu ankilerde de çok farklı değil. Çünkü çocuk her zaman çocuk. 5 dakika içerisinde çocukların tepkilerini gördüm. Biri gider gitmez hemen atıyor şeker ağzına. Gelecek eldeki tavuk gelecek kazdan iyidir diye düşünüyor. Haz erteleyemiyor. Asıl bunu ölçüyor deney. Bir başkası şekeri alıyor eline, kokluyor, yalıyor, öpüyor, böyle dudağına falan değdiriyor. Tekrar yerine koyuyor. Hazını erteliyor. Bir başkası çok daha proaktif. Orada sorunla baş başa kalıp her an yeme hatası var. Çünkü yeme problemi, yeme zaafı, kalkıyor masanın başından başka bir yere gidiyor. Duvara gidiyor, kafasını koyuyor, saymaya başlıyor mesela. Çok güzel bir özellik bu. Sayıyor içinden. Zaman geçiriyor. Hazını erteliyor. Vesaire. Çok sayıda çocuk davranışlar ondan içerik analizi de yapılmıştı. 72 civarında farklı davranış sergiliyor çocuklar bu marshmallow şekeri karşısında. Ve bu çocuklar analiz ediliyor. Uzun süre gözlemleniyor. 80'li yıllarda başlayan bir deney. Şu anda hala devam eden aşamaları var. Yetişkinliğe kadar gözleniyorlar. Evliliğe kadar. Hatta çocuk bakımına kadar gözledikleri var. 4 tanesinde şu anda torunu var. 50'li yaşlardan. Şunu buluyorlar bu kadar kişinin gözleminden o ortalama. Şu bulunuyor. O şekeri 5 dakika yemeden duran çocuk. Aile içi iletişimde neye dikkat edeceğiz? Haz ertelemeye. 5 dakika içerisinde yemeden duran çocuk. 1. Çok mutlu bir evliliği var. 2. Suç işlemiyor. Bakın çok çok önemli. Suç işlemiyor. Suç işlememe o şekere bağlı. Çünkü suç hazdır. Suç keyiftir. Bu çağda suçlar artıyor, günah artıyor, edep azalıyor, haya azalıyor. Çünkü suç, bu çağda çünkü suça, günaha ulaşmak çok kolay. Anlık. Bu çağda haz odaklı yaşıyor insanlar ve haz, mesela evlilikler de ondan bitiyor. Haz odaklı. Dayanamam diyor. Bana ne diyor? Daha iyisi var diyor. Ben bununla mı yıllar geçirmişim diyor. Eskiden evliliklerin, boşanmaların evliliklerin bitmesinde bir mahallede, semtte, köyde bir fitneci dediğimiz mikser, ara kablo. Yani ondan ona getiren bir birisi olur. Gelir evde anlatırdı. Şunu duydum, bunu duydum. Kadının hiç ilgisi yok veya adamın hiç kafasında bir şey yok. Acaba öyle mi, böyle mi diye bir dert sokardı kafaya, bir vesvese. Bu tabii herkese denk gelmezdi yani. O öyle şey yapardı. Şimdi öyle değil ki, Instagram tam bu teyzenin bu görevini görüyor. Kafana vesvese sokuyor. Acaba şöyle olsa daha mı iyi olurdu? Acaba şunun evinde bu var, biz niye yok? Haz erteleme bitti. Anında istiyor mesela. Herkesin evinde öyle. Anında cam balkon. Anında bir oda daha büyük eve geçelim. Ütü odamız yok. Masa şeyimiz, giyim odamız yok. Tabii bu ikisi çok önemli.
gardırop ve buzdolabı. Gardolabı ve buzdolabı. Eskiler kardolabı derlerdi yani yaşlılar. Değişime buradan başlamak için çok önemli. İnsanoğlu önce yediğini İslami ve kültüre uygun hale getirecek. Sonra giydiğini. Bütün sorunlar buradan başladığını gözlemliyorum. Yani az önce söyledim ya, hamburger yiyip Starbucks'ta kahve içene dava şuuru öğretemez. Ondan sonra bilmem jean giyip ondan sonra Max Royal'dan kozmetik alıp efendim o nedir gratisten de estetik malzemesi alana da zor öğretirsin. Bunlar çok çok ilişkili. İnsanın giyimi, yediği, yaşam tarzında, bakış açısında, aile içi iletişimde ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Ve o haz erteleyemeyi öğrenen çocukların akademik başarıları yüksek, hepsi sorumluluk sahibi, iş olanakları şey. Ya bakın size aslında ben şey veriyorum, anahtar kelimeler. Ebeveyn helikopter olmayacak, çocuk anahtar olmayacak, haz ertelemeyi öğreneceğiz. Bu işte hep daha iyisini istemenin şeyi, efendim, çaresini bulacağız, anlatmayacağız, yapacağız. Lime tegulune mâlâ tefalû. Allah Teala öyle buyuruyor. Neden iyi iman edenler neden yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Pardon. Evet, aynen öyle. Neden neden yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? İşte bize anne baba modeli. Yani hatta sonradan da diyor ki Allah Teala buyuruyor ki Allah katında yapmadığınızı söylemeniz kadar büyük vebal yoktur. Bu çok sorunlu bir şeydir diyor. Ya yapmayacaksın ya istemeyeceksin. Dedim ya çocuklar parmak izlerine göre değil ayak izlerine göre gidiyorlar. İşaret parmağınıza göre değil ayak parmağınıza. Ayak izlerinize göre gidiyorlar. Siz istediğiniz kadar oğlum edepli ol, oğlum saygılı ol, o ilk başta okuduğum hikaye. Ne kadar bizden, ne kadar mutluluk verici ama ne kadar uzağız. Stor perde olan evde, zebra perde olan evde. Bu olmuyor. Ondan sonra yani bu haz ertelemenin üzerine insani vasıfları koyabiliyoruz. Haz bu çağın problemi. Evlilikte de böyle. Çocuk da böyle. Çocuk yemek mi beğenmiyor? Ağlıyor mu? Sorduk bunu. %35'i ebeveynlerin yenisini yaparım diyor. Hayır. O çocuk ağlayacak. O çocuk eksikliği, yoksunluğu öğrenecek. O çocuğun psikolojik dayanıklılığı artacak. Ama o çocuğa sen hemen yeni yemek verdiğinde, tamam oğlum onu değil şunu al dediğinde o çocuk şöyle bir algı içerisine girecek. Herkes bana hizmet etmek zorunda. Her istediğimi hayatım boyunca elde edebilirim. İhtiyaçlarımız sınırı yoktur. Ben en harikayım. Ben her şeyin en iyisine layık. Biz buna psychological entitlement diyoruz. Psikolojik ayrıcalık hissi. Bu his olarak başlıyor. Sonra narsizm denen hastalığa dönüşüyor. Ve narsizmin 6 yaşla çok ilişkisi var. Çocuklardan söz ediyorum. Ondan sonra ötekine soruyoruz. Annelere, babalara çocuğunuzun sosyal medyada fotoğraflarını paylaşır mısın? Şudur bu paylaşılmıyor. %13 oluyor. Fenomen olsun mu çocuğunuz? Olsun diyor. %10 civarı. Efendim kendi çocukluğunuzda yapmadığınızı, yaşayamadığınızı, yapamadığınızı çocuğunuza yaşatmak ister misiniz? %30-40'larda evet diyor. Bizim bir hocam şöyle derdi. Kötü bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız sadece her istediğini yapmanız yeter. Çok geçmeden o çocuğun hiçbir sınırı kalmadığını görürsünüz derdi. Gerçekten şu anda şey çok yani bu yönde bizim çok aslında değerler falan da anlatacaktım ama değerlere birkaç şey söyleyelim şu kapatmadan. Kal diliyle değil hal diliyle. Çok çok önemli. Bir hikaye okuyayım bununla ilgili.
Eski zamanlardan birinde bir grup filozof, şair ve ilim adamı Encümen-i Bizaban yani Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlar. Bu gruba üye olmak için en önemli şartlar az konuşmak, fazla düşünmek ve çok yazmaktı. Grubun üye sayısı 30 ile sınırlıydı. Bu sayı hiçbir şekilde artamazdı. Gruba yeni bir üyenin katılabilmesi için birinin vefat etmesi ve böylece bir kişilik boşluk açılması gerekiyor. Bunun dışında cemiyete yeni bir üyenin girebilmesi asla mümkün değil. Yani bir filozoflar meclisi. Çok düşünüyorlar, az konuşuyorlar. Büyük İslam alimlerinden birisi olan Molla Cami Hazretleri'nin en büyük arzusu bu cemiyete girmek. Sürekli bu cemiyete girmenin yollarını araştıran Molla Cami Hazretleri bir gün bu gruptan bir üyenin vefat ettiğini öğrendi ve hemen üye olmak için başvuruda bulundu. Grubun adı Suskunlar Meclisi olunca kal diliyle değil de hal diliyle başvurmak zorunda olduğunu da biliyordu. Yani meramını ve içinde bulunduğu durumu sözcüklerle değil davranışlarıyla anlatması icap ediyordu. Bu nedenle cemiyetin kapısını çaldı ve kendisini karşılayan kapıdaki kişi hiçbir şey söylemeden isminin yazılı olduğu kağıdı uzattı. Kağıdı alan görevli içeride toplantı yapan meclisin reisine götürdü. Molla Cami Hazretleri'nin adının yazılı olduğu kağıdı gören meclisin başkanı çok üzüldü. Çünkü kısa bir süre önce vefat eden o üyenin yerine başka bir üye alınmıştı. İçinden keşke daha önce Molla Cami Hazretleri başvurmuş olsaydı diye geçirdi. Zira ona çok önem veriyor ve grupta olmasını çok istiyordu. Ancak yapılacak çok fazla bir şey olmadı. Yani grup sayısı 30'da kesin biçimde sınırlandığı için meclisin başkanı Molla Cami Hazretleri'ne zarif bir cevap verdi. Bir bardağı tamamen suyla doldurarak görevliyle Molla Cami Hazretleri'ne gönderdi. Tamamen dolu bardağı gören Molla Cami Hazretleri durumu anladı. Mecliste bir damla daha olsa taşacak bardak gibi bir kişilik bile yer yoktu. Son derece zeki ve zarif bir kişi olan Molla Cami Hazretleri hemen yanı başında bulunan gül ağacındaki gülden bir yaprak alıp suyla dolu bardağın üzerine bıraktı. Tabii ki bardak taşmadı. Küçücük ve son derece hafif bir gül yaprağı ile. Molla Cami Hazretleri bu davranışıyla ve hal diliyle ben size hiçbir zahmet vermem, bir köşeye sıkışırım, size sıkıntı yaşatmam mesajı vermiş oldu. Bu kibar, zekice ve zarif cevabı anlayan Suskunla Meclisi'nin uleması son derece şaşırtıcı bir karar aldılar. Yıllardır devam eden kurallarını bir kere eline de olsa esnetip bu rikkat çok önemli bir özellik. Yani ince insanı aralarına almaya karar verdiler. Suskunlar Meclisi'nin başkanı Molla Cami Hazretleri'nin ismini Suskunlar Meclisi listesine ekledi ve listenin alt tarafına bir not düşerek Molla Cami Hazretleri'ni geri gönderdi. Listenin altındaki notta başkan 30 sayısının sağına bir sıfır koydu ve Molla Cami Hazretleri'nin katılmasıyla grubun değerinin 10 kat arttığını, yani grubun artık 30 kişi olsa da nitelik bakımından 300 kişilik bir kaliteye ulaştığını belirtti. Molla Cami Hazretleri bu cevabı görünce kendisinin olduğundan büyük gösterilmesi hoşuna gitmedi. Çünkü nefsine hoş gelen bu davranış kibirlenmesini yol açabilirdi. Bu nedenle Molla Cami Hazretleri 30 sayısının sağındaki sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani yeni sayı artık 0-30 şeklindeydi. Bu mesajda Molla Cami Hazretleri kendisini solda sıfır saymış. Bardağı taşırmadığı gibi Suskunlar Meclisi'nin yapısını da etkilemeyeceğini ifade etmiş oluyordu. Meclis üyeleri bu son mesajı görünce Molla Cami Hazretleri'ne karşı saygı ve hürmetleri bir kat daha artmış oldu ve hep birlikte onu ayakta karşılayarak hoş geldiniz demiş oldular. Yani iletişimde sözsüz iletişimin önemini gösteriyor. Gerçekten çok önemli. Bazen ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemlidir. Bir iki kelime kavramım daha var. 2-3 dakika onlara da kavlelleyin. Çok önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'yı Firavun'u doğru yola çağırması için, doğru yola demeyelim de yani dine davet etmesi için Firavun gibi birisine gidin ve kavlelleyin, yumuşak dille konuşun. Belki azgınlığı bırakır ve kabul eder şeyi, hidayeti İslam diye. Ona bile yani bir buradan şu mesaj çıkıyor. Kimsenin kimseye kötü söz söylüyor. Bakın hepimiz yapıyoruz. Bağırma, çağırma, küsme, darılma, surat asma, emir verme, yönlendirme, bilgi vermeme, dışlama, ayrımcılık, etiketleme, yorumlama, analiz yapma, nasihat verme. Nasihatin de fazlası şey. Özellikle ergenler hiç sevmez nasihatı. Onlarla arkadaşları üzerinden kontak kurmamız lazım. Aslında herkese nasihat ağır gelebilir bazen.
buyurucu tavır. Yani ebeveyn modu. Bazıları çocuk modundadır. Birileri onu pışpışlasın, gönlünü alsın, mızmızlığını katlansın. Bunlar da zor. Ama bazıları da ebeveyn modunda. Herkese emir, nasihat, salt ebeveyn de çok daha zordur. Hayatı hep komutlarla geçer. Anne babalar, kumandan anneler diyorlar. Kumandan ebeveynler, kumandan anne babalar. Ama onların hiçbirisi güzel söz. Gerçekten güzel söz. Kavlu maruf ve af. Kavlen maruf ve mağfiretin af. Affetme. Sahibine eziyet eden bir sadakadan daha iyidir. Yani birine para verip al sana 10 lira veriyorum ne istiyorsun diyeceğinize güzel bir söz söyleyip hiçbir şey yoksa tebessümünüz de mi yok diyor Efendimiz. Ve ardından da affetmek. Çok kaybettiğimiz özellikler kavliyle çok çok önemli. Ve aramızda nasıl bir iletişim olacak ailede? Karı koca arasında bilhassa. Karı koca ki bir kere iletişimin başı evde karı koca demektir. Partnerim olmaz, eşim. Eşim 20 yıldır soktular. Sırf hak, hukuk, eşitlik diye bir şey yok. Adalet var. Bunun felsefesi çok uzun konuşulur. 1.80'lik bir insanın altına 20 santimlik tabure verip 1.20'lik bir çocuğun altına da 20 santim tabure verince hadi bakın bakalım camdan dışarı. 1.80'in boyu tavana çarpacak, dışarıyı göremeyecek. 1.20'lik çocuğun boyu da yine yetişmeyecek camdan dışarı bakması için. Ne yapacaksın? 1.80'in altına bir şey vermeyeceksin. Onu hafif çömeleceği şekilde oturacaksın. 1.20'lik çocuğu da taburenin değil sandalyenin üzerine çıkacak. Eşit böyle bir şey şu. Eşitlik bu yüzden çok sıkıntılı. Onu ayrı bir bahiste belki konuşmak gerekiyor. Ama adaleti ev içerisinde her şekilde. Adaletin hiçbir şeyinden fazla. Bir de değerli hazırım. Meşruiyet mesela baba var olarak. Babaların bizim toplumumuz ataerkil bir toplum. Baba odaklı bir toplum idi. Şimdi peder şahiden velet şahiye geçtik. Yani çocuk merkezli bir toplumuz. Yine anne merkezli değiliz. Kadın merkezli değiliz. Evet, ataerkil bir toplum iken bunun çok yanlış şeyleri oldu. Bugün kızlarımızın İslami camiadan olsun, seküler camiadan olsun ayırmıyorum. Ben hepsini gözlemliyorum. Feminizme çok yakın olduklarını ve erkeksi protesto dediğimiz efendim erkeklerden adeta böyle bir yani öyle yapıyorlar bir öfke bir efendim karşı tepki bir protesto şeklinde algıladıkları gerçeği var. Ataerkilliğin zararını gördük. Yani yanlış ataerkilliği diyelim. Erkeğin ailesiyle ilgilenmemesi, içeri girdiğinde çatık kaş, işte efendim bir çocuğun şeyi var, onu da anlatıp bitireyim. Bitmeyecek şu müvette kavramını da anlatacaktım ama çocuk içeri giren babasına diyor ki babacığım bir 10 liram var mı? Ne yapacaksın diyor. Daha sana dün verdim 10 lirayı. Yetmiyor mu? Her gün para istiyorsun falan filan. Kovuyor gidiyor. Ertesi gün babası geliyor. Diyor ki baba senin diyor günde diyor kaç saat çalışıyorsun? 10 saat. Kaç lira alıyorsun? 100 lira. Bana bir 10 lira ver bugün diyor. Bir ihtiyacım var. Yine gönderiyor. Bağırıyor babası. Çocuk odaya gidiyor. Ağlıyor. Bu sefer babası dayanamıyor. Gidiyor. Al bakalım 10 lirayı ne yapacaktın diyor. Çocuk ama yastığın altında da bir 10 lirası var. Önceden verdiği parayı saklamış. İkisini birleştiriyor. Baba diyor sen 10 saat çalışıyordun 100 lira alıyorsun değil mi? Al sana 20 lira. Şurada 2 saat benimle oyna diyor. 2 saat bana ayır. İşkolik olduk. Fazla para kazanmanın. Eve geliyoruz evde de iş. Bir şekilde ataerkilliğin veya işte bu toplumsal karmaşanın yoğunluğun şeyle çocuklarla ilgilenemiyoruz. Karı koca kelimesini bu yüzden önemsiyorum. Şu anda da çok aşırı liberal, çok aşırı bireysel haklar üzerinde. Kolektif bilinçaltı yok yani. Biz şeyi azalıyor bireysel haklar üzerinden. Evlilik sözleşmesine
%35'ler civarında isterim diye Türkiye'de tepki var, cevap var diyelim. O yüzden bizim bu noktada evle vakit ayırmamız, evle ilgilenmemiz gerekiyor. Karı koca, eş, partner, şimdi couple'a geçti. Karı koca hem hukuki, hem İslami, hem kültürel, hem yasal şeyde de yazıyor. Anayasada, medeni kanunda hep karı koca kelimesi geçer. Ama bunların nedeni eş deyip daha böyle hafif bir bağ olsun. Partner deyip hiç alaka kalmasın. Şimdi couple diyorlar, çift. Yakında o Fransa'daki gibi duyacağız biz de. Eğer yasaları değiştirmezlerse. Şu anki yasalarda yok ama bilmiyorum. Her an bu Avrupa Birliği şu büyü bir şeyler çıkabiliyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü vekiller bilmiyor ki bunları. İmzalıyor, geçiyor. Ne bilecek adam? Orada okusa ne anlayacak? Orada bir sosyolog yok, orada bir psikolog yok. Vekillerin yarısı doktor, yarısı hukukçu. Yani yarısı da mühendis. Yani sosyal konularla. Sosyolog, psikolog vardır ama onlar da bizim gibi bakmaz. Ha, güzel bir şeymiş der. Toplumsal cinsiyet şeyinde olduğu gibi. Sever. Avrupa'dan mı geldi? Güzeldir. Onu alalım biz. Hatta yetmez. İki tane alalım biz. Öyle. Severler. Şimdi böyle bir şey geçerse Fransa'da olduğu gibi. Fransa çok kötü durumda. Çok anlatılacak şeyler var da. Fransa'da anne baba haneleri çıktı nüfus cüzdanından. Onun yerine ebeveyn bir, ebeveyn iki haneleri geldi. İskandinav ülkelerinde, biz burada aile içi iletişimi konuşuyoruz ama dedim ya insan tanımı yeniden yapılacak. İskandinav ülkelerinde 10 yılda bir cinsiyet değiştir, 10 yılda bir inanç değiştir akımları, hepsini yaşa. Her inancı dene. Yani Hristiyan da ol, Budist de ol, şey de ol. Şimdi bizde bakıyorum 2-3 dinliliğe yakın çocuklar var, gençler var. Mesela Budizme eğilimliyim diyor. Müslümanım ama Budizme eğilimliyim diyor. Budist kavramları çok seviyorum falan diyor. Bu televizyonda İz TV falan var. Ben bakıyorum tamamen Budizm propagandası yapıyor. Belgesel kanallar. Büyük bir çoğu. Hindistan'a gidiyor. Nepal'e gidiyor. Bakıyorum ondan sonra hep böyle o şeyleri güzel anlatıyor. Çocukların da ihtiyaçları o yönde olabiliyor. Dünyanın durumu fena. Avrupa'da annesi babası belli olmayan çocukların oranı açın şu anda yazın. 2019'da kaçmış görürsünüz. %30'lara yakın. Anne babası belli olmayan çocuk. %30. Aşırı derecede fazla. Fransa'da çok daha yüksek. O yüzden biz nasıl ailede iletişim kuracağız? Nasıl karı koca kalacağız? Mevette kavram. Mevette. Mevette seni bağlar. Öyle her şeyde boşanamazsın. Her şeyde surat asamazsın. Çünkü beraber bir yolculuğa çıkarsın. O yolculuğu mübarek, kutsal bir yolculuk görürsün. Çorum'dan İstanbul'a gelmeye benzemez. Çorum'dan İstanbul'a gelene kadar bile 8 kere, 9 kere, 10 kere yanındaki yolcuyla efendim fincan alırken üzerine bir damla çay döker hostesten, döner bir bakarsın, moralin gerilirsin. Gazeteyi açar, gazeteyi yüzünüze gelir. Kardeşim şunu azıcık çek. Az sonra bir peynir çıkarır, sevmesin kokusunu. Ya şimdi bu çıkarılırdı kardeşim. Dinleme tesisinde siz uyursunuz, o geçmek ister, sizi dürter. İki de bir uyandırıyorsun kardeşim. Ondan sonra uyumaya başlar, kafasını omuzumuza koyar, horlar falan. 10 saatlik yolculukta 10 tane sorun yaşarsın. Ve yolculuk bitecek nasıl olsa deyip bunları hoş görmezsen inmeden birbirinize girer. Samsun'da da Çorum'dan başlayan yolculuk Samsun'da başlayan yolculuk Çorum'da biter. Osmancık dinleme tesislerinde polis alır götürür. Evlilik gibi daha nazik, daha ilişkilerin yoğun, daha uzun, çocuk, çoluk, çocuk, daha karmaşık ilişkilerin olduğu bir şeyde efendim niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın, bana karışmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın, işte devamlı gerginleşiyoruz falan, böyle ufak şeylerden bir şeyler çıkarsa mevet de olmadığında ben bunu hep. Yani Allah rızası için birbirini seven çocuk olduğunda onu dünya ve ahiret şeyi sadakayı cari olarak görürsen, o çocuğu yetiştirirsen size Allah'a şükür hepiniz bu yolu tercih etmişsiniz. Bu çok önemli bir şey. Ben artık her arkadaşımın birisine çocuğunu, 3 çocuğu varsa kesin birini hafız yap diyorum. Kesin birini Kur'an kurslarında, imam hatiplerde okut. En az bir. Çünkü ben hafızlıkla ilgili geçen belki burada velilerimiz de vardır, bilmiyorum.
Tam olarak grubu bilmediğim için şey olarak hangi şeye ait. Bir şey duydum ve şimdi tabii sizin İmam Hatip de öyle, bütün İmam Hatipler Allah razı olsun Nazif Hoca'dan, genel müdürden, tabii önce Cumhurbaşkanımız izin vermese genel müdür her zaman vardı ama yapamıyorlardı. Şimdi o kadar önemli ki bu haya, edep, kültür, medeniyet, din, bunları öğrenen çocuktan hiçbir zarar gelmez. Şimdi hafızlıkla ilgili şunu duydum. Varsa hani çocuğunuz yapıyorsa Allah kolaylık versin. Benimki de bir ay oldu bitireli. Burada Akif İnan İmam Hatip'te bitirdi. Çok mutluyuz bu yüzden. Ben de hafızım. Ahmet Hocam sağ olsun özgeçmişi konuşacaktık ama dedik hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim Musaflar Genel Müdürlüğü'nde, Musaflar Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nde, Musaflar biriminde bir arkadaşla dedim ki çok merak ettim Kur'anlar nasıl çoğaltılıyor. Dedi ki yeni baskıya girdiğinde, ha dedim eski baskısını mı bakıp, hayır dedi. Bizim dedi hafızlarımız var. İşte şu kadar sayıda, şu kadar eğitim almış, şu kadar kıraatları, bu kadar şeyleri, uzmanlıkları var. Bunlar dedi oturur, bir araya gelirler, onlar söyler, biz yazdırırız dedi. Veyahut kontrolünü onlara yaptırırız yazılı. Yani Kur'an çoğaltması hafızların şeyinde oluyor. Okumalarıyla. Çünkü dedi teknik, teknoloji, matbaa, makine bir yerde bir hata yapar, onu fark edemezsin ama hafız kaçırmıyor dedi. Sırf bunu duyduğumda bile, yani Allah'ın kelamının devamı bizim çocuklarımıza bağlı. Tabii Allah dinini indirdi, koruyacak odur ama bize de diyor ki intansurullah yansurkun, bana yardım edin, ben de size yardım edeyim. İşte nasıl yardım olacak? Hep bu konular, bu meveddet kavramıyla da ilgili inşallah Allah-u Teala onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler edip aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirdi. Bu da onun kanıtlarından diyor. Yani her şeyin güzeli İslam'da. Batı psikolojisinde, Batı sosyolojisinde, Batı kültüründe okunan kitapların hiç kimseye bir faydası yok. Tavsiyem, bir psikolog profesör olarak geldiğim noktada, hayatta da birçok şeyi çok şükür elde etmiş birisi olarak, Allah hepimize daha iyiler versin, birisi olarak geldiğim noktada Kur'an ve İslam iletişimi de çözüyor, ruh sağlığını da çözüyor. Ben bazen diyorum, yani depresyona, hani beyinde bir problem yoksa, nörolojik bir sorun yoksa, depresyona, anksiyeteye, panik atağa bizim girmememiz lazım. Kaderimiz var, tevekkülümüz var, kanaatimiz var, doyumumuz var, şükrümüz varsa, bunlar çünkü hepsi antidepresan, anti-anksiyetik yöntemler. Şükredeceğiz, ahireti düşüneceğiz, iyi çoluk çocuk yetiştireceğiz. Çok çok ihtiyaç var güzel aileye, güçlü aileye. Çok çocuğa. Bugün bize ne diyorlar? Sayısı değil, eğitim önemli. Eğitebiliyor musun? Hayır. Büyük bir yalan. Hem beş çocuğu olup hepsini çok güzel eğiten aileler. Çoğumuz zaten 3-4 çocuklu ailelerimiz. Olmayanlar vardır, olanlar vardır ama annemiz babamız bizleri yetiştirmiş. Biz de yaparız aynısını. Yani neye yatırım yapıyorsan, hayat çok adildir. Neye zaman ayırıp neye yatırım yapıyorsan Allah da onu verir. Tabii süre 1 saat 10 dakikaya geçti. Çok konularda yarım kaldı. Birbirine de dalgalı oldu konular. Ama umarım sürçülisan etmemişizdir. Öyle olduysa da affımızı istirham ederiz diyerek, Allah'a emanet ederek sözlerimi noktalamış olayım ben Ahmet Hocam. Bizde öğrenci yok ya bu aralar, tatildeyiz. Bulduk mu konuşacak birini? Konuşuyor saatlerce. Hanım da dinlemiyor içeride. Onun için mecbur. Kim ona konuşuyoruz. Yani bizim de sorunlarımız çok aslında. Peki ben gideceğim onu bilmiyorum. Evet, eyvallah. Allah razı olsun. Diye. Estağfurullah. İletişim dediniz. İşte iletişimin tuzu biberi de oluyor. Güzel yanları da oluyor. Biz gerçekten çok istifade ettik. Yani ben Allah razı olsun. Dediğim gibi kalemim kağıdım elimde sürekli not aldım. Şimdi o kadar ya. Güzel şeylerden bahsettiniz ki konu konuya geçti diyorsunuz ama bizim kafamızda hepsi bir bütün olarak çok şükür var. Siz de sinyalini verdiniz. Biz de en azından Haziran'ın önünde sözünü almış olalım. İnşallah bu şekilde konferanslarımızın tabii ki devam etmesini isteriz biz.
Gerçekten sizden İnşallah. Öğreneceğimiz, sizden dinleyeceğimiz, tecrübelerinizden istifade edeceğimiz çok hususlar var. Siz belirttiniz. Ben kıymetli misafirlerimiz. Evet canım. Çok programdan sağ önce hocama söylemiştim sizden biraz bahsetmek isteriz diye. Aslında orada vurgulamak istediğim şey hocamın hafız olmasıydı. Çok şükür işte niyet hayır akıbet hayır. Hocam kendisi dile getirmiş oldu. Hocam Allah razı olsun. Gerçekten çok faydalı bir program oldu. En azından şunu hatırlamış olduk. Tabii burada büyüklerimiz sizin bahsettiğiniz alaylı eğitimlerden geçti. Adab üzere olan eğitimlerden. Bizler de elhamdülillah sonlarına yetiştik. Rabbim öncelikle bizlerin, sonrasında çocuğu olanların, tabii hepimiz için aynı eğitimleri, aynı adapları verebilmeyi nasip etsin. Rabbimiz yoksula bakan, yetimi gözeten, sıla-i rahimi terk etmeyen salih kullarının zümresine ilhak eylesin bizleri. Evlatlarımızı Allah korkusu olanlarla karşılaştırsın. Amin. Yine söylediklerinizden özetle ez cümle, Kur'an-ı Kerim'i rehber bilip Rabbimiz onun rızası doğrultusunda yaşamayı Amin. Bizlere nasip etsin. Her programınızda, sadece buradakilerde değil, dışarıda birkaç programınızı da buldukça takip etmeye çalışıyorum. Yani özellikle bu sosyal medya ve bu konular üzerine, yani genel olarak internet diyelim, bu konular üzerine olan söylemleriniz gerçekten hocam çok günün içimden, yani yaşadığımız hayattan, aynı az önce verdiğiniz otobüs örneği gibi. Şimdi burada olan velilerimizin çoğu kendi öğrencilerinden, ben bilhassa bu okulun bir mezunu olarak, gurbette okuyan bir öğrenci olarak aslında bahsettiğiniz otobüs maceralarının hepsini kısmen yaşadım. Yani çayın dökülmesi olsun, gazetenin gelmesi olsun. Aslında bunlar gerçekten hayatın tam manasıyla içinden örnekler. İnşallah bir programımızda da bu ve buna benzer iletişimin daha farklı, güncel hayata, şu anda yaşadığımız hayata meyel kısmını konuşur. Yine inşallah sizlerden istifade ederiz hocam. İnşallah. Ben kapatırken malumunuz dün bir acı kaybımız oldu. Rahmetli üstadımız Emin Saraç hocamız. Buradan hazirunda şunu bilmesini isterim. İmam hatipler, ilim, irfan konularında rahmetli hocamız 91 yaşında vefat etti. Hepimizde emeği vardır. Bugünlere İslam'ın, Kur'an'ın gelmesine çok etkisi var. Onun ruhuna Fatiha diyerek ve kardeşlerimizden birer Fatiha istirham ederek uygun görürseniz kapatmış olalım. Böyle de bir vefa borcumuzu yerine getirin. Buyurun. Siz söyleyin isterseniz. Estağfurullah. Buyursun hocam. Allah razı olsun. Sizler hafızsınız. Sizler buyurun hocam. Buyurun. El Fatiha de ma'as-salavat. Allah razı olsun tekrar. Çok sizlerden Allah razı olsun hocam. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sayın velilerimiz, kıymetli velilerimiz, katılımlarınız için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Programı kaçıranlar, tekrar izlemek isteyenler için yarından itibaren inşallah program YouTube kanalımızda yayında olacak. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar.